Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Hoca. Bugün sizlere karmaşık sayılar konusunu anlatacağım. Karmaşık sayılar konusu sınavda ortalama bir sorunun geldiği bir konu. Kısa bir konu. Ben de ona göre sorularımı çözeceğim. Evet, karmaşık sayılar konusuyla ilgili olarak ilk başta bir hatırlatmada bulunayım ben size. Bakın, şöyleydi karmaşık sayılar. Bir hatırlatalım bakalım. Evet, şöyle ifade ediyorduk. A, B elemanıdır reel sayı ve i kare eşittir eksi 1 olmak üzere Z eşittir A artı BI ifadesine denir arkadaşlar. Bu karmaşık sayı anlamına gelir. Z eşittir A artı BI ifadesi. Şimdi bu A artı B ifadesinde A dediğimiz şey karmaşık sayının arkadaşlar reel kısmıdır. B dediğimiz şey ise imajiner ya da sanal kısmıdır. Böyle ifade edilir. İmajiner ya da sanal kısım. Peki, şimdi bir örnek verelim. Bakın, şöyle bir şey. Z karmaşık sayısı eşittir 4 eksi 5 i olsun. Arkadaşlar şu karmaşık sayının reel kısmını yazalım. Bakın reel kısmı, evet, gördüğünüz gibi reel kısmı 4 olur. İmajiner kısım da şöyle yazılabilir. İmajiner z diye. İ'nin önündeki katsayı eksi 5'tir. O zaman imajiner kısmı da eksi 5'tir diyebiliriz. Böyle ifade edilir. Şimdi karmaşık sayılarla ilgili olarak hatırlatmalara devam edeceğim. Arkadaşlar karmaşık sayılarla ilgili i'li ifadeler, yani bakın burada i kare eşittir eksi 1 demişiz. İ'li ifadeler, yani i'nin kuvvetleri çok önemli. Ben burada i'nin kuvvetlerini bir hatırlatayım size. İ'nin kuvvetleri. Evet. İ'nin kuvvetleri nasıl oluyordu? Diyoruz ki i üzeri 1 zaten arkadaşlar i'dir. İ kare tanım gereği eksi 1'dir. Arkadaşlar i'nin küpü i kare ile i'nin çarpımından dolayı eksi i'dir. Evet, böyle söylenebilir. Devam ediyoruz. i'nin dördüncü kuvveti, bakın şöyledir i'nin dördüncü kuvveti. Arkadaşlar i karenin karesi, yani eksi 1'in karesi, dolayısıyla 1 olacaktır. Biz burada devam ettirirsek, örneğin i üzeri 5'i yazmak istersek i üzeri 5 şöyle ifade edilir. I üzeri 4 ile i'nin çarpımından dolayı i olur. I üzeri 6, i üzeri 4 ile i'nin karesinin çarpımından dolayı eksi 1 olur. Hocam ne demek istiyorsunuz burada? Bakın şundan bahsediyorum aslında. Burada bir tekrar var arkadaşlar. Bakın şöyle, şu aşamadan sonra bir tekrar söz konusudur. Yani 4 defada bir tekrar söz konusu. Dolayısıyla bakın i üzeri 5. 4 defada bir tekrar olduğu için 5'i 4'e böldüğümüzde kalan 1'dir, başa döner. Dolayısıyla şöyle yazıyoruz. Bakın şöyle yazıyoruz. I üzeri 4k 4'ün kuvvetlerinde 1 olur. 4 ile bölündüğünde kalan 1 ise arkadaşlar başa döner, i olur. 4 ile bölündüğünde kalan 2 ise i kareye denk gelir, eksi 1 olur. 4 ile bölündüğünde kalan 3 ise i küpe denk gelir, eksi i olur. Yani bununla ilgili örnek vermek gerekirse şöyle bir örnek verelim. Örneğin arkadaşlar i üzeri 2008 olsun. I üzeri 2008. Bu neye eşittir? Bakın şöyledir. 2008'in 4 ile bölümünden kalan son 2 rakamı 4'e böldüğümüzde kalan 0 olduğu için 4 ile tam bölünür. 4 ile tam bölünen bir şey 1'e denk geliyordu. Dolayısıyla 1 diye yazılır. Şöyle bir şey olursa i üzeri 4017 olsun arkadaşlar. Bakın
17'yi 4'e bölersek kalan 1 olduğu için i üzeri 1'e denk gelir. Yani i olur. Böyle söyleyebiliriz. İşte i üzeri 6018 olsun arkadaşlar. 18'i 4'e böldüğümüzde kalan 2'dir. I kareye denk gelir. Dolayısıyla eksi 1 olur. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi bazı hatırlatmalarımı yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle 4 işlem boyutuyla ilgili bir hatırlatmada bulunacağım. 4 işlem boyutuyla ilgili olarak. Bakın biz karmaşık sayıları Z harfiyle gösteriyorduk. Z1 karmaşık sayısı A artı BI olsun. Z2 karmaşık sayısı C artı DI olsun. Arkadaşlar biz bunları topladığımızda bakın topladığımızda şöyledir. Z1 artı Z2 şöyle yazılır. A ile C'yi toplarız. B ile D'yi toplarız. Şöyle İ'yi bırakırız. Çıkardığımızda da arkadaşlar Z1 eksi Z2 eşittir. A'dan C'yi çıkartırız. B'den de D'yi çıkartırız. Çarpı İ olur. Bu şekildedir. Peki. Şimdi bu işin toplam ve çıkarma boyutuydu. Arkadaşlar burada özellikle çarpma boyutuyla ilgilenmek istiyorum. Bakın şöyle göstereceğim. Yani Z1 çarpı Z2'yi nasıl yaparız? Z1 çarpı Z2 A artı BI ile C artı DI çarpılacaktı. Peki çarptığımızda bunlar böyle tek tek dağıtılıyor arkadaşlar. Tek tek dağıtılarak işlem yapılır. Tek tek dağıtılarak. Hemen bir örnek verelim. Öyle daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diyelim ki Z karmaşık sayısı arkadaşlar 3 artı 4 i olsun. Bir başka Z1 olsun hatta bu. Z2 karmaşık sayısı da 3 eksi 4 i olsun. Biz bu ikisini çarptığımızda bakın bu ikisini çarptığımızda nasıl bir şey karşımıza çıkar? Evet 3 artı 4 i ile 3 eksi 4 i'yi çarpıyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle tek tek dağıtıyorum. Dikkat ediyorsunuz. Dağıttığımda bu 9 olur. 3 ile 3'ü çarptım. 3 ile eksi 4'i çarpınca eksi 12 i olur. Şurayı çarpınca artı 12 i olur. Şurayı çarpınca da eksi 16 i kare olur. Bakın şu ikisi birbirini götürür. İ kare de eksi 1 olduğu için orası artıya dönüşür. 9 artı 16'dan 25 olur. Bu şekilde ifade edilir. Ve şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken ifade edeyim. Z karmaşık sayısı 3 artı 4 idi. Z1 karmaşık sayısı. Diğeri de dikkat ederseniz eksili hali. Yani imajiner kısmı eksiyle çarpılmış. Biz diyoruz ki Z karmaşık sayısı A artı BI ise Z'nin eşleniği arkadaşlar eşlenik. Bakın Z'nin eşleniği o da A eksi BI diye yazılır. Ve biz bu ikisini çarparsak Z ile Z'nin eşleniğini arkadaşlar çarptığımızda bakın şöyle göstereyim. Eşleniğini çarptığımızda pratik bir yöntem var. A kare artı B kare olur. Hocam bu soruda nasıl uyguluyorsunuz bu pratiği? Bakın hemen bu soruda şunu da görüyoruz. Örnekte daha doğrusu. Biri diğerinin eşleniğidir gördüğünüz gibi. Bunları çarptığımızda a kare artı b kare yöntemini tercih edebiliriz. 3'ün karesi artı 4'ün karesinden 25'tir diyebiliriz. Bu da aklımızda bulunsun. Arkadaşlar bir bakalım. Bakın bu ifade toplamaydı. Bu çıkarma, bu çarpma. Bir de bunun bölmesi var. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Bakın bölmesini de ifade edeceğim. Bölmesinde ne yaparız? İşte Z1 karmaşık sayısı A artı BI olsun yine. Z2 karmaşık sayısı da C artı DI olsun. Biz ikisini böldüğümüzde eşlenikle çarpma işlemi yapılır. Biraz önce eşlenikten bahsetmiştim. Bakın genel olarak eşlenikle çarpılır ve sonuca gidilir. Böyle söyleyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi burada işlemleri olabildiğince ifade etmeye çalıştım. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Özellikle şu eşlenik çarpımını bir daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bir karmaşık sayı ile bunun eşleniğinin çarpımı a kare artı b karedir diyoruz. Şimdi sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz 2019 AYT sınav sorusu.
2019'da karşımıza böyle bir soru çıktı. Arkadaşlar, bu soruyu çözebilmek için ne yapmak lazım? Bunu böyle dağıtacağız. Şöyle tek tek dağıtıyorum. Bakın, işlemi şu tarafa yapacağım ki net görülsün. Bakın, 4 ile 6'yı çarparsak 24. Daha sonra 4 ile 3'yi çarpınca artı 12i. Daha sonra 2 ile 6'yı çarparsak eksi 12i. Evet, şurayı çarpıyorum. Dikkatler burada olsun. Eksi 6i kare. Evet, bu pay kısmıdır. Pay kısmını biraz daha düzenleyelim. Şunlar gider. I kare de eksi 1'di. Arkadaşlar, pay kısmına baktığımızda pay kısmı 24 artı 6'dan dolayı 30 oldu. Bu pay kısmıydı. Şimdi payda kısmında eşlenik çarpımı var. Bu eşlenik çarpımının pratik yolunu biraz önce söyledik. Yani 1 artı ile 1 eksiği birbirinin eşleniği olduğu için a kare artı b kare söylemiştik arkadaşlar biraz önce. 2 olur. Dolayısıyla 30'u da 2'ye bölersek sorumuzun cevabı 15 olur. İşte 2019 ayette sorusu bu şekilde çözülür. Ve gayet rahat bir soruydu. Devam ediyoruz. Şimdi 2018 ayette sorusuna bakalım. 2018 ayette sorusunu okuyorum. A bir gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılarda böyle bir eşitlik verilmiş. A kaçtır diyor. Arkadaşlar, yapacağımız şey öncelikle bunu diğer tarafa yollamalıyız. Şu ifadeyi, bakın şu ifadeyi buradan bu tarafa yolluyorum. 1 eksi A çarpı i eşittir i çarpı A eksi i oluyor. Peki ben bunu böyle dağıtacak olursam, bakın şöyle dağıtıyorum. 1 eksi a çarpı i eşittir i çarpı a eksi i kare. Evet, bu i karenin kaç olduğunu söylemiştik arkadaşlar. I karenin, bakın, eksi 1 olduğunu söylemiştik şurası. I kare eksi 1. Önünde de eksi var. 1 eksi a çarpı i eşittir i çarpı a artı 1 oldu. Şimdi biraz daha işlemleri düzenleyelim. Bakın, bu 1'i diğer tarafa yollarsak bu birler birbirini götürecektir. Şu eksi a'yı de diğer tarafa yollayalım. Bu tarafta 0 kalmıştı. 2 tane a çarpı i oldu. Arkadaşlar, bu eşitliğin sağlanabilmesi için bakın a'yı nasıl çekeceğiz? Şu 2'yi diğer tarafa atarsak, yani burada zaten 2 var, i var. Şu a'nın da 0 olması lazım, değil mi? Böyle söyleyebiliriz. Yani a dediğimiz şey 0 olmalıdır ki bu eşitlik sağlansın. Gördüğünüz gibi 2 var, a da 0 olmalıdır ki sağlansın. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. 2018 sorusu böyleydi. Arkadaşlar, 2017 LYS sorusuyla karşı karşıyayız. 2017 LYS sorusuna bakalım. 2017 sorusu. Şimdi 4 çarpı z eksi 3 çarpı z'nin eşleniği. Burada benim aklıma ilk gelen şey, bölme işleminde ne demiştik? Eşleniğiyle çarpmalıyız. Bakın, 2 artı i ile çarpıyoruz. Yani 1 eksi 18 i çarpı 2 artı i. Alt tarafı da pratik, hatırlayın arkadaşlar. Alt tarafı pratik söylemiştik. Alt taraf pratik olarak 2'nin karesi artı 1'in karesiydi. Böyleydi. Şimdi burada biraz sabırlı işlem yapmalıyız. Bakın, şu 1'i dağıtıyorum arkadaşlar. Şöyle dağıtıyorum. 2 artı i. Evet, şu 18 i'yi dağıtıyorum. Eksi 36 i arkadaşlar. Bakın, eksi 36 i. Şurayı çarpınca, evet, şurayı çarptığımızda eksi 18 i kare. Böyle bir şey. Eksi 18 i kare. Alt tarafında 5 olduğunu söylemiştik. Peki bu i kare eksi 1 değil miydi? I kare eksi 1. Bakın, devam ediyorum işlemleri şöyle. Burada eksi eksi artıya dönüştü. 18 burada, 2 burada, 20 oldu. Arkadaşlar, 20'yi yazdım. Eksi 35 i bölü 5 oldu. Böyledir. Peki bu da neye eşittir? 20'yi 5'e bölersek 4 olur. 35'i 5'e bölersek 7 olur. 4 eksi 7. Hocam, siz nereyi buldunuz? Arkadaşlar, biz şu kısmı bulduk. Şu kısım 4 eksi 7. Tamam. Bunu böyle yazdım. 4 eksi 7. Evet. Hatta biraz daha düzgün yazabiliriz. Bakın, biraz daha güzel yazalım. 4
eksi 7. Şimdi burada z gördüğümüz yere a artı b'yi yazıyoruz. Bu tür sorularda tabii ki. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. 4 çarpı a artı b'yi evet eksi 3 çarpı dikkat ediyorsunuz a eksi b'yi. Hocam niye böyle oldu? Çünkü burada eşlenik var. O yüzden peki biz bunu dağıtacak olursak bakın bunu tek tek dağıttığımda 4a artı 4b'yi eksi şunu dağıtıyorum dikkat ediyorsunuz 3a artı 3b'yi eşittir 4 eksi 7. Bakın şimdi 4a ile 3a'yı çıkardığımızda birbirinden a kalır. Burası da 4b'yi 3b'yi de burada 7b'yi oldu eşittir 4 eksi 7. Arkadaşlar bu durumda reel kısımlar kendi içinde eşit olmalıdır. İmajiner kısımlar kendi içinde eşit olmalıdır. Yani a dediğimiz şey 4'tür. Arkadaşlar 7b eşittir eksi 7'den b dediğimiz şey de eksi 1'dir. Bizim karmaşık sayımız z eşittir a artı b'yi idi hatırlarsanız yazmıştık. O zaman z eşittir ne olacaktır? 4 eksi i olacaktır. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Böyle çözülebilir. Devam ediyoruz. 2017 LYS sorusu. Yani 2017'nin bir başka sorusuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar 2017'nin bir başka sorusunu çözelim. Bakın bu i karenin şöyle i karenin eksi 1 olduğunu söylemiştik. İ kare eksi 1. Peki i üzeri 6 da i kareye denk gelir. O da eksi 1'dir. İ üzeri 10 onu 4'e böldüğümüzde kalan 2 olduğu için yine i kareye denk gelir. Yine eksi 1'dir. Hocam ne oldu burası? Bakın 1 artı 1'den 2'ye dönüştü. Diğer tarafta 2, diğer tarafta 2. Peki şuna bakalım. İ küp. İ küp dediğimiz şey eksi i'ye denkti arkadaşlar. Bakın şöyle ayrıntılı göstermek istiyorum. 1 eksi i, 1 artı i. Peki i üzeri 5, 5'i 4'e bölünce kalan 1 olduğu için i'ye denkti. Yani 1 eksi i diye yazılabilir. Bakın burası eşlenik çarpımı. 1'in karesi artı 1'in karesinden 2. Arkadaşlar şu ikilerden bir tanesi gider. Geriye kalan şey 4 bölü 1 eksi i. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Eşleniyle çarpmalıyız. Bakın eşleniyle çarpacağız. Evet eşlenikle çarpalım. 1 artı i ile çarpıyoruz. Bakın 1 artı i ile çarptığımızda yukarısı 4 parantezinde 1 artı i bölü aşağısı da pratik 2 idi. Bunlar da birbirini götürecektir arkadaşlar. 2 kaldı. O zaman 2'yi de dağıtırsak 2 artı 2i sorumuzun cevabı olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bu soruyu da böyle çözüyoruz. 2016 LYS sorusu. Ya bakın bu dersimizde olabildiğince LYS ve AYT sorularını çözmeye çalıştık. Çözüyoruz daha doğrusu. Bu tür sorularda yapacağımız şey z gördüğümüz yere a artı b'yi yazmalıyız arkadaşlar. Z gördüğümüz yere a artı b'yi. Bakın şurada yazıyorum. I çarpı a artı b'yi artı 1 eşittir 2 çarpı 1 eksi. Şuraya dikkat ediyorsunuz a eksi b'yi yazdım. Hocam niye? Çünkü orada eşlenik var. Peki devam edelim. Bu işlemleri güzelce yapıyoruz. I çarpı a artı bi kare artı 1 eşittir. Şurayı biraz düzenlemek istiyorum. Bakın şöyle kullanabiliriz farklı bir renk. Arkadaşlar şurası 1 eksi a artı bi diye yazılabilir. Şimdi devam ediyorum. Bakın 2'yi dağıtmam gerekiyor. 2'yi şöyle dağıtıyoruz. Şöyle dağıtacağım. 2 eksi 2 a artı 2 bi oldu. Peki arkadaşlar şu i karenin de eksi 1 olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Şöyle oldu. I çarpı a evet eksi b artı 1 eşittir. 2 eksi 2 a artı 2 bi oldu. Peki bundan sonra ne yapmalıyız? Bakın bundan sonra kendi içinde reelleri eşitleyeceğiz ve imajinerleri eşitleyeceğiz. Bakın imajiner i'nin önünde ne var? A var. i'nin önünde a var. Burada i'nin önünde ne var? 2b var. O zaman a eşittir 2b'dir.
Peki reeller. Şuradaki reel kısım şuradaki reel kısma eşit olmalı. Yani 2 eksi 2a eşittir eksi b artı 1 olmalı. Peki bundan sonra ne yapmalıyız? A gördüğümüz yere 2b yazabiliriz. Bakın 2 eksi 2 çarpı 2b eşittir eksi b artı 1. Arkadaşlar 2 eksi 4b eşittir eksi b artı 1. Bakın bu eksi b'yi diğer tarafa atacak olursak eksi 3b eşittir 2'yi de diğer tarafa yolluyorum. Eksi 1. Her tarafı eksi 3'e bölersek b eşittir 1 bölü 3'tür. Peki b 1 bölü 3 ise a da ne olacaktır? 2 ile çarpılmış halidir. A da arkadaşlar 2 bölü 3'tür. O zaman bizim karmaşık sayımız ortaya çıkmıştır. A artı b idi. Yani 2 bölü 3 artı evet 1 bölü 3 çarpı i diyebiliriz. Reel kısmı 2 bölü 3'tür. İmajiner kısmı da 1 bölü 3'tür. Gerçel kısmı reel kısmı demek arkadaşlar. O da ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Böyle ifade edebiliriz. Evet, karmaşık sayılarla ilgili ilk bölümde sorularımızı çözdük arkadaşlar. Başka dersimizde görüşmek üzere.